15 Temmuz'dan önce kurumdan takdirname almış biriyim. Her ne kadar 15 Temmuz'a kadar kurumun en iyi personelinden biri olarak görülen ben, 15 Temmuz'dan sonra kurum kanaatiyle iktisaplı olarak işten atılmışım. Ve ne yazık ki son Kurban Bayramı'nda herkes bayram kutlamak için bayramlarını kutlarken, daha doğrusu kutlamaya çalışırken bana Arife günü red geldi. Red gerekçesi hepimizin aslında bildiğimiz gibi, belki çoğunuz açısından, sadece kamu görüşüymüş. Yani ve üstelik içinde hiçbir şey yok. Bu nedenle de biz bu iktidardan adalet beklemiyoruz. Hukuk beklemiyoruz. Ancak mücadelemizle ve mücadelemizi devam ettirdiğimiz sürece işimizi geri alabiliriz. Tek adam rejimini doğuran toplumsal, siyasal ve anayasal koşullar 2016 yılında ilan edilen OHAL rejimi içerisinde hazırlanmıştır. Resmi olarak OHAL altında geçen 2 yıllık süreç sadece kişisel hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, hukuksuz ve keyfi yönetim anlayışının had safhada yaşandığı değil, anayasanın değiştirildiği, parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılarak tek adam rejiminin inşa edildiği bir dönem olmuştur. Ülkeyi olağan demokratik koşullarla yönetemeyeceğini, iktidarını sürdüremeyeceğini bilen iktidar, baskı ve keyfiyete dayalı bir OHAL rejimi ve onu takip eden tek adam rejimiyle ülkeyi kendi yönetebileceği bir biçime dönüştürmüştür. OHAL kaldırmadan hemen önde çıkartılan yasayla da OHAL döneminde benzer yetkilerin valilikler ve kurumları aracılığıyla kullanılabileceğine dair bir düzenleme yapmışlardır. Yani bugün OHAL rejimi fiilen devam etmektedir. Ülkenin dört bir yanında valilikler tarafından açık alanlarda eylem ve eğlence düzenleme yasağı da, konser yasakları da, ortadan kaldırılan temel hak ve hürriyetler de, fütursuzca yapılan özelleştirmeler de, kadın cinayetlerini destekleyen politikalar da, basına uygulanan sansür de, mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen doğanın fütursuzca katledilmesine, yandaşlara verilen ihaleler de, İslamcılığın bir mecburi yaşam formu olarak dayatılması gibi ideolojik motiflerin topluma giydirilmesine, tıpkı ihraçlar gibi OHAL rejiminin devamı, sonuçları ve aynı zamanda ekonomik krizin devam etmesidir. Karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiyi, ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı bir arada kardeşliğe ve barış içerisinde yaşamayı, paranın tek egemen güç olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Emekçi sınıfların hak mücadelesine, halkımızın işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hukuksuz biçimde işinden, ekmeklerinden edilen arkadaşlarımızın ekmek, adalet ve onur mücadelesine onur vermeye devam edeceğiz. Toplumsal barış, toplumsal özgürlük, demokratik haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Bir gider, bin geliriz. Son arkadaşımız görevine iade edilinceye, bu zulüm bitinceye kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. KHK'lar gidecek, biz kalacağız.